Örkücübaşı Adem. Evet Adem abi, dinliyoruz. Örkücübaşı Adem Acar. Evet, şimdi kat atacağız. Bu aramızda yine coşmuş durumda. Allah. Neyi devirdim? Nektar zamanı kat nasıl atılır? Diyelim. Katımızı atalım. Şöyle bir yakın çekim almak istiyorum. Arı artık sınıra gelmiş, dayanmış. Her şey ortada. Ne yapmamız gerekiyor? Bu arıyı rahatlatmamız gerekiyor. Yoksa diğer türlü bu arı kaçar gider. Nereye gider? Oğul verir. Şimdi ne yapıyoruz? Nektar zamanı. Kat atıyoruz. Altta bloke olmuş. Söndü mü Adem abi? Önce körükle nektar zamanı arı her ne kadar sakin olsa da yine körüğü ihmal etmeyelim. Şöyle bir baştaki baştaki çıtayı şöyle bir alayım. Anaf burada olur. Yavru falan atmak için günlük var. Ha evet. Son çıta üstü nektarlamış, altı açık bırakmış. Günlük var altta da. Bu son çıtamız. Yani tam zamanında gelmişiz. Evet. Arkasında da günlük dolu, önünde de. Bunu almıyorum. O da full yavru. Ana burada değilse bir kenarda bekleteyim diyorum ama günlüğü de. Şimdi ne edeceğim? Elim ayağım dolaştı. Ana burada mı göremedim yalnız anayı daha? Değil değil. O değil. Ana değil de. Hah burada ana. Tahmin ettiğim gibi. Anamız burada işte evet. Aynen tahmin ettiğim gibi. Şimdi burayı fulluyor. Bugün de gelmeseydik bu arı gittiydi oğula. Adem abi şunu almamız lazım. Buradan tekrar bunu geri koyacağım ben. Dur. Bunu tekrar buraya koyacağım da şunu. Bunda da yavru var. Şimdi şunu şöyle bir kenarda durdurayım ben. Anamız burada. Bu çıtada. Eski çıtaları, bloke olmuş çıtaların tamamını şimdi yukarıya çekiyorum. Mesela bu çıtadan kurtulmak istiyordum ben. Çünkü çıtanın kenarında koruma yok. Şunu şöyle bir kafaya koyayım ben. Evet. Şöyle bir tane kapalı yavruyu çektim yukarıya. Tamamen blok olmuş durumda. Ben bu sene polen tuzaklarını açmadım arkadaşlar. Blok olmasının sebebi bu. Tabii ki açmamız da gerekiyor. Şimdi şu yavruluğu da yukarıya vereceğim. Evet. 9'a her zaman olduğu gibi bir tane ham petek salladık. Arıyı burada rahatlatacağız. Onu kaçtan almıştım? 2'den mi? Şunu şöyle bir yaklaştıralım. Altta yavru var bunun da. Tehdit. Çıtalar nerede? Onu da koy.
O yavruluyu oraya çekeceğim. Hayır, sen bırak onu. Adem abi bırak oraya. Tamam. Çekil sen oradan. Bu yavrulu, bunlar yan yanaydı zaten. Bu günlük yavrulu son çıtayı da aldım buraya koydum. Şimdi çıtamız var mı başka? Şurada vardı. Yan tarafta işte. Getiremedim. Şimdi şuraya 9'a bunu atıyorum. Tekrar şu. Ha, bunda az bir şey yavru da var. Bunu o zaman buraya atacağız. Evet. Şimdi Adem abi çıta. Nektar zamanı üstlük. Nektar zamanı kat verme. Ne yaptık? Alta bloke olmuş çıtaları çektik yukarıya. Yavrulu çıtaları çektik yukarıya. Şimdi bunda da yavru var. Bunda da yavru var. Bu ambar, kapak. Bunları gölgeye koyalım da Adem abi. Ham petekle kapattık. Evet. Nektar zamanı, arıyı ne yaptık? Kat verdik. Şimdi arı şu an rahatladı. Altta bloke olmuş. Bütün çıtaları ne yaptım? Çektim aralara. 9'a orta yine ortaya ham petek verdik. Arı kendine ne yapmış oldu? Yer açmış oldu. Onları kapatacak hemen artık bir hafta içerisinde kabartır. Oralara yavru için yer açtı. Kendisine yer açmış oldu. Evet arkadaşlar. Şimdilik de bu kadar. Şöyle bir kaldırayım. Biz görünüyoruz mu, görünmüyoruz mu? Kaç dakika olmuş? 8 dakika. Evet. Ne diyorsun Adem abi bu kovan hakkında? Kovan çok güzel, çok şükür, çok şükür. Allah veriyor ya Rabbim. Hoca Allah'ım veriyor. Yani şimdi nektar zamanı dediğim gibi üstlüğümüzü attık. Arı zaten iyi durumda. Bakalım. Hayırlısı Allah'tan. Gerisi arıya kalmış. Şimdilik de bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı tabii bu ara abone olma sen de söylersen daha şey etkili olur diye düşünüyorum. Kanalıma Hocamın abi kanalına abone olmayı unutmayın. Lütfen tıklayın. destekler. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar, dostlar.